Siber zorbalık dinleme, izleme metni cevapları ve soruları Anka Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 218, 219, 220, 221, 222, Bilim ve Teknoloji teması, Siber zorbalık dinleme, izleme metni cevapları, 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayın Evi sayfa 218 cevabı. Düşünelim, tartışalım, siber zorbalığın ne demek olduğunu sınıf arkadaşlarınıza anlatınız. Cevap: Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak kişi veya topluma zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen bir tür zorbalıktır. Siber zorbalık, internet üzerindeki dijital platformlarda, sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli dijital iletişim araçları aracılığıyla kişilere yönelik saldırgan, taciz edici veya rahatsız edici davranışları ifade eder. Bu tür davranışlar genellikle bireylerin itibarını zedelemeyi, duygusal olarak etkilemeyi veya kişisel bilgilerini kötüye kullanmayı amaçlar. Siber zorbalık, genellikle anonimlik avantajını kullanarak gerçekleştirilir ve mağdurun çevrimiçi ortamda savunmasız hissetmesine neden olabilir. Siber zorbalık eğitsel animasyonu izlerken anlamını bilmediğiniz kelimeleri ikinci etkinlikte bulunan kelime kısmına yazınız. Cevap: Siber. Tahminim, internetle ilgili, internete ait. Çevrimiçi ortam. Tahminim, internete bağlı ortam. Göz atmak. Tahminim, detaya inmeden bakmak. Pop-up. Tahminim, açılır pencere. Zararlı yazılım. Tahminim, dijital cihazlara zarar verebilecek virüs gibi şeyler. Birinci etkinlik: yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Başlıktan ve bu görsellerden yola çıkarak izleyeceğiniz filmin konusunun ne olabileceğini yazınız. Cevap: Görsellerde insanlar bilgisayar ve telefonda kötü bir durumla karşılaşıyorlar. Filmin konusu, internette karşılaşabileceğimiz kötü durumlar olabilir. Genel ağ adresinden ya da dinleme izleme CD'nizden siber zorbalık videosunu izleyiniz. 2. Etkinlik: izlediğiniz animasyondaki anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirtilen kutucuklara yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlelere bakarak tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüğe bakarak kontrol ediniz. Tahmininiz, kelimenin sözlük anlamıyla örtüşüyorsa en sağdaki kutucuğa gülen yüz, örtüşmüyorsa asık yüz çiziniz. Cevap: Siber. Tahminim, internetle ilgili, internete ait. Çevrim içi ortam. Tahminim, internete bağlı ortam. Göz atmak. Tahminim, detaya inmeden bakmak. Pop-up. Tahminim, açılır pencere. Zararlı yazılım. Tahminim, dijital cihazlara zarar verebilecek virüs gibi şeyler. Üçüncü etkinlik: 6. sınıf Türkçe ders kitabı Anka Kuşu Yayın Evi sayfa 219 cevabı. İzlediğiniz filmin özetini yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyarak yazınız. Cevap: Bilgisayar veya telefonumuzda gördüğümüz bedava teklifler, oyunlar, yarışmalar gerçek olmayabilir. Bunlar bize ve bilgisayarımıza zarar verecek durumlar olabilir. Bunun için bedava tekliflere karşı uyanık olmalıyız. Kimseye kredi kartı şifremizi ve kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz. Kişilik testlerine karşı da uyanık olmalıyız. E-posta zincirlerine katılmamalıyız. Başkasına göndereceğimiz bu tür e-postalar onlara da zarar verebilir. Pop-up yarışmalardan uzak durmalıyız. Kendimizle ilgili bilgi vermeden bilgiyi isteyen şirketi mutlaka araştırmalıyız. Şifre ve kişisel bilgilerimizi e-posta yoluyla isteyenlere kesinlikle bilgilerimizi vermemeli. Olası kötü bir durumda mutlaka büyüklerimizden ve ilgili kurumlardan yardım almalıyız. Dördüncü etkinlik: aşağıdaki soruları izlediğiniz animasyondan hareketli cevaplayınız. 1. Siber zorbalık kavramını kendi cümlelerinizle tanımlayınız. Daha önce bu tarz bir zorbalığa uğramış biriyle karşılaştıysanız, onun başına gelenleri yazınız. Cevap: Siber zorbalık, çeşitli şekillerde bize ve bilgisayarımıza, telefonumuza zarar verebilecek olaylar, sahtekarlıklardır. Daha önce bir arkadaşım bu tarz bir zorbalığa uğramıştı. Arkadaşımın Instagram şifresi çalınıp insanlara yanıltıcı mesajlar gönderilmişti. Arkadaşım şifresini ve hesabını kurtarmak için çok uğraşmış ama başarılı olamamıştı.
İkinci siber tuzaklar nelerdir? Cevap: bedava teklifler, kimlik bilgisi, kredi kartı numarası, şifre isteyen web siteleri, etkileyici kişilik testleriyle kişisel bilgilerin istenmesi, e-posta zincirleri. Popup yarışmalar ile bilgisayara zararlı yazılımlar göndermek. 3. Bilgisayarınızda gördüğünüz her yarışma, oyun ve teklif güvenilir midir? Cevap: bilgisayarınızda gördüğünüz her yarışma, oyun ve teklif güvenilir değildir. Bunların bir kısmı bilgilerimizi ele geçirmeye çalışan zararlı yazılımlardır. 4. Genel ağ adreslerine kişisel bilgilerinizi vermeden önce ne yapmalısınız? Cevap: bizden bilgi isteyen şirketi webde araştırmalıyız. 6. Sınıf Türkçe ders kitabı Anka Kuşu Yayınevi sayfa 220 cevabı. 5. Kimlik bilgilerinizi paylaştığınız güvenli olmayan siteler size ne gibi tuzaklar kurabilir? Cevap: sosyal medya hesaplarımızı ele geçirip yanıltıcı paylaşımlar yapabilirler, banka hesaplarımızı boşaltabilir, kredi kartlarımızla alışveriş yapabilirler, bizim adımız ve bilgilerimizle suç işleyebilirler, bizim bilgilerimizle şirket kurabilir, kredi çekebilirler. 6. E-posta zincirlerini arkadaşlarınıza yollamanız doğru mudur? Neden? Cevap: e-posta zincirlerini arkadaşlarınıza yollamamız doğru değildir. Bu şekildeki zincirlerle başkalarını kandırılmak ve kötü şeylerle karşılaşmak riskine sokabiliriz. 7. Genel ağdaki güvenilir olmayan bağlantıların riskleri nelerdir? Cevap: gizli tuzaklar içerebilirler, e-posta adresimizin geçerli olup olmadığını araştırmak, hakkımızda bilgi toplayabilirler, bilgisayarımıza zararlı yazılım yüklemek isteyebilirler. 5. Etkinlik aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz. Daha sonra adınıza açılmış olan sahte sosyal medya hesabını ihbar eden dilekçenizi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazınız. Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu Müdürlüğü'ne. Çiğli. 15 Şubat 2017 tarihinde Çiçekliköy'e düzenleyeceğiniz Geziye okulunuzun 6. C sınıfında öğrenci olan oğlum Aslan Kılıç'ın katılmasına izin veriyorum. Gereğini arz ederim. 1 Şubat 2017. Bostanlı Mahallesi No. 8-2. Cevap: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Ankara adıma açılmış olan İskender Varlı 64 kullanıcı adlı Instagram hesabıyla hiçbir bağlantım yoktur. Adı geçen hesaptan şahsım adına paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu hesabın kapatılmasını ve açanların tespit edilip haklarında işlem yapılmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. Esenyalı Mahallesi No. 6412-09-2023. İmza: İskender Varlı 6. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi sayfa 221 cevabı. Aşağıda varsayılan durumlardan hareketle verilen soruları cevaplayınız. Okul kantininde sıraya girdiniz. Üst sınıflardan biri gelip önünüze geçti. Onu uyarmanıza rağmen sizi dinlemedi. 1. Neler hissedersiniz? Cevap: çok üzülür ve sinir olurdum. 2. Sıranızı alan kişinin doğru davranışı ne olurdu? Cevap: acelesi varsa bunu bana söyleyebilir ve sıramı vermem için ricada bulunabilirdi. 3. Bu sorunu nasıl çözmelisiniz? Cevap: bu durumdan rahatsızlığımı ona söylerim, umursamazsa nöbetçi öğretmene söylerim. Anneniz kardeşinizle size birer hediye aldı ve kutulardan istediğinizi seçebileceğinizi söyledi. Kardeşiniz hediyesini beğenmeyip sizinkini istiyor. Üstüne bir de ağlıyor. 1. Neler hissederdiniz? Cevap: kardeşim için üzülürdüm. 2. Kardeşinize nasıl tepki verirdiniz? Cevap: isterse hediyeleri değiştirebileceğimizi söylerdim. 3. Kardeşiniz nasıl davransaydı doğru olurdu? Cevap: kardeşimin kendisine düşene razı olması gerekirdi. 4. Bu sorunu nasıl çözmelisiniz? Cevap: kardeşim benim hediyemi daha çok beğendiyse değiştirirdim. Bir arkadaşınız izinsiz olarak günlüğünüzü aldı. İstediklerini yapmadığınız takdirde yazdıklarınızı başkalarıyla paylaşacağını söyleyerek sizi tehdit ediyor. 1. Nasıl hissederdiniz? Cevap: çok kötü hissederim ve özel bilgilerimin başkasıyla paylaşılması ihtimali beni çok tedirgin ederdi. 2. Tepkiniz ne olurdu? Cevap:
ona çok kızardım ve konu çözüldükten sonra arkadaşlığımı bitirirdim. Üçüncü arkadaşınızın doğru davranışı ne olurdu? Cevap, arkadaşımın doğru davranışı günlüğümü hiç almaması olurdu. Dördüncü, bu sorunu nasıl çözmelisiniz? Cevap, güzellikle konuşarak halletmeliyiz. Arkadaşım anlayışlı davranmazsa araya ailemi ve okul idaresini sokardım. Yolda yürürken karşı kaldırımdaki birinin hayvanlara zarar verdiğini gördünüz. 1. Neler hissederdiniz? Cevap, çok üzülürdüm ve o kişiye çok kızardım. 2. Nasıl tepki verirdiniz? Cevap, yanına gidip yaptığının çok yanlış olduğunu söylerdim. 3. Zorbalık kime ve neye karşı olursa olsun onaylanmayan, istenmeyen bir davranıştır. Nasıl mücadele etmeliyiz? Somut örneklerle açıklayınız. Cevap, zorbalıkla öncelikle eğitimle mücadele edilmelidir. Bunun yanında çok katı yasal cezalandırmalar olmalıdır ki insanlar bu tür hareketlere cesaret edemesin. 4. Bir arkadaşınızın böyle bir davranışa maruz kaldığını gördüğünüzde nasıl davranmalısınız? Cevap, arkadaşımın yanında olmalı ve onu bu dertten kurtarabilecek çözüm yolları aramalıyım. 7. Etkinlik. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayın Evi Sayfa 222 Cevabı, aşağıdaki kavramların N4'ünü kullanarak siber zorbalığı önlemeye yönelik öyküleyici bir metin yazınız. Öfke, şiddet, pişmanlık, anlayış, kardeşlik, suç, adalet, zorbalık, değer vermek, sevgi göstermek, saygılı olmak. Cevap, kardeşimin pişmanlığı. Kardeşim ne zamandır Instagram hesabı açmak istiyordu. Kardeşim henüz küçük yaştaydı ve kendine ait bir telefonu ya da tableti yoktu. Benden çok rica etti ona ait bir hesap açmamı, ben de anlayışla karşıladım ve onun adına bir hesap açtım. Ben ders çalışırken zaman zaman telefonumu alıp hesabına bakıyordu. Bir gün kardeşim farkında olmadan siber zorbalık olayıyla karşı karşıya kalmış. Kardeşime bedava tablet kazandığı ve gelen bağlantıya tıklayarak adres bilgilerini girmesi istenmiş. O da bana hiçbir şey demeden bağlantıyı tıklamış. O anda kardeşimin hesabı tüm bilgileriyle çalınmış ve alakasız, insanları yanıltıcı paylaşımlar yapmaya başlanmış. Kardeşim bunu korkarak gelip anlattı çünkü ona karşı öfke duymamdan korkuyormuş. Biz de bu durumu adaletin gerçekleşmesi için hem polise hem de Instagram yetkililerine bildirdik. Kardeşim çok korkmuştu ve pişmanlık içindeydi. Ondan bir daha böyle bir şey yapmaması ve daha dikkatli olması konusunda söz aldım. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınları Bilim ve Teknoloji Teması Sayfa 218, 219, 220, 221, 222 Siber Zorbalık Dinleme, İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.